Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te çalışma yaşamını konuşacağız. Hem koalisyon çalışmalarına bakacağız. Tabii oradaki meseleyi çalışma yaşamı açısından da ele alacağız. Hem de bugün asgari ücret Ağustos'ta tahsil edilmek üzere 1000 lira oldu. Bundan başlayarak TOFAŞ'taki işten çıkarmalara vesaire çalışma yaşamını şöyle bir masaya yatıracağız. Az sonra Çalışma Meclisi Genel Müdürü İsmail Bayar bizlerle birlikte olacak. Ekopolitik'te programımıza başlayacağız ama öncesinde bugün 2 Temmuz Sivas'ta hayatını kaybeden, bir başka deyişle katledilen bütün aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Sorumlularının halen ortalarda olduğunu da ifade ederek haberlere dönüyoruz. İran'a bakalım. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine seslendi. Varılacak olan nihai anlaşma ihlal edilirse hızlı bir şekilde eski çalışmalarımıza geri döneriz dedi. Rouhani, görüşmelerde sorunun büyük bir kısmının daha çözüldüğünü belirtti. İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşmanın metni hazırlanırken Tahran'dan kritik bir uyarı geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda eski çalışmalara döneceklerini söyledi. Başkent Tahran'da gazetecilere verdiği iftar yemeğinde konuşan Rouhani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi ve Almanya ile İran arasında Viyana'da yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanabileceğini kaydetti. Görüşmelerde sorunların büyük kısmının çözüldüğünü söyleyen Rouhani, nihai bir anlaşma sağlanması durumunda her iki tarafın da buna bağlı kalması gerektiğini belirtti. Rouhani, onlar anlaşmaya bağlı kalırsa biz de kalırız. Fakat anlaşmayı ihlal ederlerse akıllarının almayacağı hızda tekrar eski nükleer çalışmalarımıza geri döneriz uyarısında bulundu. Ve Yunanistan IMF'ye olan borcunu ödeyemedi. 7. kez temerrüde düştü. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Avrupa Bölgesi Maliye Bakanları'na yeni bir reform paketi teklifi yaptı. Ancak teklif de yine reddedildi. Tsipras bunun üzerine kreditörlerin yaptığı teklifi kabul etti. Yunanistan, IMF ödemesi gereken 1.6 milyar avroluk borç taksidini ödeyemedi. IMF gece saatlerinde Yunanistan'ın borç taksidini ödemediğini teyit etti. Yunanistan Başbakan Alexis Tsipras'ın Avro Bölgesi Maliye Bakanlarına sunduğu reform paketi teklifi de yine reddedildi. Atina'nın önerisinde Yunanistan'a üçüncü bir kurtarma paketi verilmesi ve mevcut borçların da yeniden yapılandırılarak daha uzun vadeye yayılması teklif ediliyordu. Bunun üzerine Atina'ya kreditörlerin teklifi sunuldu. Tsipras bazı şartlar öne sürerek kreditörlerin teklifini kabul etti. Öte yandan Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'te Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu CCC'den CC'ye düşürdü. Bu arada biliyorsunuz Standard & Poor's arkasından Fitch Yunanistan'la ilgili notlarını gözden geçirmiş, düşürmüştü. Son haber de Moody's'den geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Yunanistan'ın kredi notunu CAA2'den CAA3'e indirdi. Yunanistan gitgide sıkıntılı günlere dönüyor. Bizde de biliyorsunuz dün Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Meclis Başkanlığı seçimi çok ciddi tartışmaları beraberinde getirerek sonuçlandı. AKP'li İsmet Yılmaz Meclis Başkanı seçildi. Bununla ilgili belki daha sonra masaya yatırırız. Bu arada dönelim, bizim daha önemli problemlerimiz var. Çünkü dolar tekrar 2.70 sınırına dayandı. Şimdi finans piyasalarındaki durumu vereyim. Borsa 81.432, dolar 2.69.75, avro 2.98.96. Tabii ki doların biraz yükselişi, avronun da biraz düşüşüyle birlikte avro dolar paritesi de 1.10'lara gerilerdi. 1.10.72, faiz %9.76, altının onsu 1164 dolar ve Brent petrolün varil fiyatı da 62.37 dolardan işlem görüyor. Ve dönelim enerjiye, hazır petrolden bahsetmişken. Türkiye'de fosil yakıt kullanımı arttı. Yenilebilir enerji kullanımı da düştü. Dünya Enerji İstatistikleri raporu verilerine göre güneş, rüzgar ve su gibi enerji kaynaklarının tüketimi %21.7 oranında geriledi. Türkiye'de fosil yakıt kullanımı artarken yenilenebilir enerji kullanımı düşüyor. Güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarındaki tüketim 2014 yılında %21.7 azaldı. BP 2014 Dünya Enerji İstatistikleri raporu açıklandı. Rapor, Türkiye için kara bir tablo ortaya seriyor. Hem elektrik hem de doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan başlamak kaydıyla, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını içermek kaydıyla
%9'luk bir fiyat artışına gidiyoruz. Raporda 2014 yılında doğalgaza yapılan zamlar sonrası vatandaşın kömüre yöneldiği görülüyor. Rapora göre hem kömür üretimi hem de kömür tüketimi arttı. 17.8 milyon tona çıktı. Diğer önemli fosil yakıtlarından doğalgazın tüketimi de 2014 yılında bir önceki yıla göre %6.5 arttı, 48.6 milyar metreküp oldu. Türkiye 2014 yılında günlük 724 bin varil petrol tüketti. Yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye'deki büyük gerilemeye karşılık en yüksek artış ise 5. kez Çin'de gerçekleşti. Önümüzdeki hafta yüksek ihtimalle Perşembe günü güneş enerjisinde burada konuşacağız. Onu da şimdiden hatırlatmış olalım. Ekopolitiğin konularından biri olacak. Biz dönelim mezun işsizlere. Onlar üniversiteden mezun oldular ama mutlu değiller. Çünkü endişeliler. Diplomalarını alırken bile akıllarında gelecek kaygısı, işsiz kalma korkusu vardı. Kimi bir gazetede çalışmanın, kimi bir televizyonda spiker olmanın, kimi de güzel bir film çekmenin hayalini kuruyor. Hayallerine gölge düşürense Türkiye'de genç işsiz sorunu. Onlar için asıl iş şimdi başlıyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015 mezunlarını verdi. Cemil Birsel Auditorium'unda düzenlenen mezuniyet töreniyle gazetecilik, halkla ilişkiler ve radyo, sinema, televizyon eğitimi alan öğrenciler kep attı. Onların tatlı telaşına aileleri de ortak oldu. Ailesi olarak bizim beklentilerimiz yüksek. Yani şu anda aslında en kolayını atlatmış durumda. Bundan sonra hayat mücadelesi. Başarılarını dileriz. Sağlık, huzur, mutlu olsun. Biz de onunla beraber birlikte mutlu oluruz. Tören sırasında ilginç anlar yaşandı. Öğrenciler sahneye medya sistemini eleştiren pankartlar ve dövizlerle çıktı. 4 yıllık emeğin karşılığında diplomalarını almak için bekleyen gençler kaygılı. Çünkü onları 2 milyon işsiz üniversitelinin olduğu bir gelecek bekliyor. Bizim sektörümüz zor bir sektör. Çok zor bir alanda mücadele ediyoruz. Eğitim her ne kadar kolay olsa da, okul 4 yılda bitse de sektörde öyle olmuyor. Diplomayı ilk 3 yıl soruyorlar. Ondan sonrası zaten hiçbir önemi yok. Basın, medya maalesef ülkemizde gerekli değeri görmüyor. Yani gerek siyasal iktidarların baskısı altında, gerekse ekonomi politik yaklaşımına baktığımızda mali açıdan bir kıskacın tam ortasında. Onlar kadar öğretim elemanları da endişeli. Piyasada iş bulmak iki açıdan zor. O kadar çok iş yok. Bir, ikincisi de bir yarış söz konusu. İş bulmak için bir de alaylı dediğimiz, işi çok iyi bilen, çıraklıktan yetişmiş elemanlar var. Sonra iletişim liseleri var artık. Buraları da eleman yetiştiriyor. Bunlarla bir yarış söz konusu. Bu arada Türkiye her yıl yaklaşık 800 bin çocuğunu mezun ediyor. Şöyle bir minik dipnot bilgi vereyim. Her yıl %5 büyüsek, yani %5 büyüsek, bu 800 bin mezunun sadece 500 binine iş bulabiliyoruz. Sanıyorum Türkiye'de daha farklı şeyleri tartışmanın zamanı geldi. Ama biz ne tartışıyoruz? Mecliste başkan kim oldu? Hadi bir de sokağa bakalım. İstanbul'da gıda, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları düştü. İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyatları Endeksini açıkladı. Buna göre İstanbullular bir önceki aya göre gıdaya %1,68 daha az bütçe ayırdı. Abi 5 kilo 10 lira. İstanbulluların gıda harcaması %1,68, kültür, eğitim ve eğlenceye yaptığı harcama ise %1,27 azaldı. İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyatları İndeksi Haziran raporu açıklandı. İTO verilerine göre İstanbullular Haziran'da gıda ve eğitime daha az bütçe ayırdı. Vatandaş Haziran'da ev eşyası harcamalarına %1,66, konut harcamalarına %1,35 daha fazla bütçe ayırdı. Bir de fındığa bakalım. Kendi yok. Ama parası var. Artık kim kazandıysa bu parayı. Türkiye fındıktan bu yıl 2,5 milyar dolar kazandı. Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, böylece fındıktan geçen yıla göre yaklaşık 2 kat fazla gelir elde etmiş oldu. Ama soru şu, çiftçinin parası nerede? Türkiye 2014-2015 sezonunun 10 ayında fındık ihracından yaklaşık 2,5 milyar dolar gelir sağladı. Açıklama Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden geldi.
Açıklamada 1 Eylül'de başlayan 2014-2015 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde 192.151 ton fındık ihraç edip karşılığında 2 milyar 451 milyon 918.343 dolar sağlandığı belirtildi. İhracatın %75'i Avrupa ülkelerine, geri kalanı ise diğer kıtalardaki ülkelere satıldı. Türkiye geçen sezon aynı dönemde 232.029 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 687 milyon 971.562 dolar girdisi sağlamıştı. Eksik intibakla ilgili emekliye bir haber var. Eksik intibak aldığından dolayı mahkemeye başvuran emekli için hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi davacının aylık 264 lirasının eksik yatırıldığını belirledi. Ankara 3. İş Mahkemesi emekliyi haklı bulursa dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu da açılmış olacak. Biz de takip edeceğiz. Bir de dönelim Soma'ya. Çalışma Bakanlığı Soma'da hayatını kaybeden madenciler için tazminat ödemeyeceğini açıkladı. Bakanlık 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili kusurumuz yoktur dedi. Kamu kurumlarının aynı zamanda şehit olan madencilerimizin eşlerine, çocuklarına ve anne babalarına maddi ve manevi tazminat sorumluluğu var. 301 işçi hayatını kaybetti, geride aileleri kaldı. Şimdi ise Çalışma Bakanlığı kusurumuz yok diyerek şehit madenciler için tazminat ödemeyeceğini açıkladı. Şehit yakınlarımızın hak kaybına uğramaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne Mayıs ayı içerisinde müracaat edilmiştir. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için Manisa Barosu bakanlıklardan tazminat talep etmişti. Bu talebe ilk ret Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, olayda kusurumuz yoktur dedi ve şehit madenciler için tazminat ödemeyeceğini söyledi. Oysaki Kamu Denetçiliği Kurumu Aralık 2014 tarihinde yayımladığı raporun idarecilerin sorumluluğu kısmında bakanlıkların sorumluluğu açıkça ortaya konulmuştur. Ombudsman tarafından bu rapor kamuoyuna da 2014 Aralık ayı içerisinde sunulmuştur. Manisa Barosu bakanlığa tazminat davası açılacağını duyurdu. Ve şaka gibi başka bir hikaye. Tofaş. Tofaş işçileri için 5 günde 150 bin imza toplandı. Aralarında işitme engellilerin de bulunduğu 82 işçi Bursa'daki Tofaş fabrikasından çıkarılmıştı. Üstelik yani engelli olan vatandaşımız slogan atmakla suçlandı. İşçilere destek için başlatılan imza kampanyasına destek her geçen gün artıyor. İşitme engellileri bile yönetime karşı slogan atmak suçuyla işten çıkardınız. İnsanlar masalara akın etti. Bursa'da kurulu Tofaş fabrikasından atılan işçiler için sadece 5 günde 150 bin imza toplandı. Metal sektöründe başlayan eylemlere Tofaş fabrikası işçileri de katılmış. Taleplerin karşılanacağı sözü verilince işçiler Mayıs ayında yeniden üretime başlamıştı. Verilen sözler tutulmadı ve 82 işçi işten çıkarıldı. Emekçiler de işsiz kalan arkadaşlarına destek olmak için Bursa Kent Meydanı'nda imza kampanyası başlattı. Bizler işçiyiz, terörist değil! Bizler işçiyiz, terörist değil! Tofaş işçileri için cumartesi günü başlatılan imza kampanyasına destek oldukça büyük. Emekçilerin işe geri alınması için sadece 5 günde 150 bin vatandaş imza attı. Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün çalışma yaşamını konuşacağız. Aslında son verdiğimiz haberleri de yine sırasıyla masaya yatıracağız. Kiminle? Çok değerli bir konuğum var. Çalışma Eski Genel Müdürü İsmail Bayar. Bugün Ekopolitik'te. Sayın Bayar, hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Evet, ne kadar birikiyor değil mi gündem? Bir 15 gün falan ara veriyoruz. Ondan sonra hangisini konuşsak diye veya hangisini eksik bırakmasak diye mücadele verir hale geliyoruz şimdi. Ama öncesinde galiba bu koalisyon çalışmaları, hükümet çalışmalarından biraz dem vuralım. Tabii yine çalışma yaşamı üzerinden vuralım. Şimdi 63. hükümete doğru bir formül tartışılıyor vesaire. Her şey tartışılıyor. Bir ekonomi yok, iki çalışma yaşamı yok. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Geçen programda 63. hükümetle ilgili bir ak sayfa açacakmışsınız demiştiniz. Hı hı. Yani kara sayfa açmayalım ama ak sayfa açacak konum da yok. Artık bundan sonra gri sayfa açalım demiştik. Yani programdan sonra bu gri ile ilgili çok ilginç değerlendirmeler geldi izleyicilerimizden. Sağ olsunlar. Yani gri tuttu galiba. Tutması değil, yaşamın gri olduğunu orada görmüş olduk.
Valla şimdi biraz şaşkınlıkla izliyorum. 7 Haziran'dan bugün 2 Temmuz'a gelindiğinde çalışma yaşamında bir dizi sorunlar var. İnsanların çalışma yaşamından kaynaklanan sorunları tüm aile efratlarını, toplumu etkiliyor. Ama biz aşağı yukarı 3-4 konu etrafında dönüp dönüp aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyoruz. Meclis başkanı kim olacak, koalisyon nasıl kurulacak ve hangi koalisyon olursa hangi partiler hangi bakanlıkları alacak? Kim kimi destekliyor, kim kimi desteklemiyor, kim kimi küste, kim kimi küsmede? Şimdi bunlardan bir tanesi dün nasıl olsa halloldu. Meclis başkanını seçtik. Ben değerlendirmeyi bugün basın ve internete bir bakarsanız zaten kimlerin neler dediğini, kimlerin nelere mesaj gönderdiğini çok açık göreceksiniz. Bir de ben şunu anlamıyorum. Seçimlere giderken biz birçok şeyi konuştuk. Yani yolsuzluklardan tutun, anayasal sınırlar içinde kalmadan tutun ve ikramiye memurlara emeklilere ikramiyeden askeri konuştuk. 7 Haziran'dan bu yana bu konuda hiçbir şey yok ortalıkta. Sanki bunlar konuşulmadı. Hatta bunları konuşmayı unutturmaya yönelik işte koalisyon olursa kırmızı çizgilerimiz yok, şunlar yok. Biz onları konuşmayacağız, o konulara dokunmayacağız, kimseyi rahatsız etmeyeceğiz şeklinde mesajlar verilmeye başlandı. Peki bu insanlar niye oy verdi o zaman? Yani ne için oy verdi? Gömü bulmuş olabilirler mi? Çünkü biliyorsunuz Yunanistan'ın 1.6 milyar avroluk taksitinde ödememiz teklif edildi. Bakana soruldu bu, Bakan Zeybekçi'ye. Getirsinler düşünürüz dedi. Belki acaba gömü mü buldular? O yüzden mi gündeme gelmiyor bu? Şimdi yani gerçekten bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Aynı bakan Sayın Zeybekçi asgari ücretin arttırılmasıyla ilgili, 1500 lira olmasıyla ilgili sanayi çöker deyip işverenlerle toplantı yapıp bununla ilgili karşı çıkın, buna tepki gösterin şeklinde açıklama yapıyordu. İşçiye bir kuruş vermeyelim, ondan sonra dağıtalım. Neyi dağıtıyoruz? Niye işçiye vermiyoruz? Kimin parasını dağıtıyoruz? Ha bir de kimin parasını vermiyoruz? Şimdi şöyle bir şey sormak gerekiyor sanırım. Sayın Niyazi Zeybekçi bildiğim kadarıyla bir tekstil iş kolunda, yani sanayici. Acaba işçilerine bu olayla ilgili Yunanistan bir yana bırakalım da nasıl bir işçilerine ne kadar ücret zammı veriyor veya bu Ramazan'da ne kadar asgari ücretlerini arttırma gereğini duydu? Yani 1000 lira arttı bugün, dünden itibaren bu yeterli mi diyor diye sormak lazım. Yani gerçekten neyin ne olduğu, kimin ne söylediği o kadar birbirine karıştı ki bu kirlilikten yani yağmur da temizleyemiyor bunlar 20 derince yani. Peki bir şey soracağım. Şu hükümet oldu, bu hükümet oldu. Hepsini atıyorum çöpe. Biri oldu diyelim. O hükümetin de bir tane çalışma bakanı olacak. Şimdi buna bakalım. O çalışma bakanını ne bekliyor? Zor bekliyor. Şimdi biraz önce zorluk bekliyor. Biraz önce söylediniz. Bir kere geçtiğimiz hükümetler döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın anayasal ve sosyal politika gereği ilkeleri doğrultusundaki görev ve sorumluluklarında değişiklik oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, biz ona üçlü saç ayağı deriz. Yani işverenle işçi arasında bir uyuşmazlık çıktığında bunları düzeltmek, bunlara yardımcı olmak, bunları barıştırmak, bunlarla ilgili sorunları çözmekle görevli bir bakanlıktır. Oysa son düzenlemelerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir nevi işveren bakanlık haline getirildi. Çünkü kamu sektöründeki çalışan işçilerle ilgili sendikaların karşısına işveren olarak Maliye Bakanı oturması gerekirken Çalışma Bakanı oturuyor ve buradaki arabulucuk olan üçüncü koltuk boş. Şimdi bu boşluğu doldurmak bir yana bir de yani bazı şeyle ilgili işte söylüyorum. Değişik senaryolar içinde eğer hükümet kurulmasında parlamento dışından insanlar gelecekse bunların başında işte bir Sayın Babacan, bir de Faruk Çelik'in ismi geçiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak. Yaptıklarıyla ilgili herhalde çok başarılı oldu ki Sayın Bakan bir nevi ödüllendirilme konumuyla karşı karşıya. Peki o zaman niye parlamentoya girmedi? Böyle bir ayrıcalık yapılacaksa onun için özel bir şey değiştirip 4. yıl daha bir milletvekili olması sağlanabilir diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Farkındaysanız bir de şu son 20 gün içinde
Önce MHP ile koalisyon kurulacak, sonra CHP ile koalisyon kurulacak. Şimdi tekrar MHP ile kurulacak ve giderek bu iş azınlık hükümetine doğru da gitmeye doğru gidiyor. Bir kere şu anda erken seçim yok. Ama biz normal seçimden önce erken seçimi yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Ama bunun tarihi bir sene mi olur, iki sene mi olur? Ama mutlaka bir erken seçimi yaşayacağız. Artı bir de halkımız hazırlıklı olsun. Bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu seçim öncesi vaatler bir yana, seçimde yatırımlar, seçimde yapılan harcamalar bir yana. Önümüzdeki günlerde bir zam dalgasıyla karşı karşıya geleceğiz. Bu zam dalgasının özellikle azalan orta sınıf ve dar gelirli, çoğalan dar gelirli gruba büyük bir yük getireceğini açıkça söylemekte yarar görüyorum. Ve bunun için de biraz kredi kartları harcamalarından da filan da dikkat ederek yeni bir yani bu zamlarla birlikte gelecek ekonomik krizi en az zararla atlatabilme konusunda şimdiden önlem almaya diyeceksiniz ki nasıl önlem alınacak? Günde 1,5 simit yediği zaman bir 25 simit mi yiyecek diye de soru sorabilirsiniz. Ama yani. Şimdi 50 lira fark veriyorlar, onu alırlar. Şimdi, Sayın Bakanımız biliyorsunuz geleceğim şimdi. 1000 liranın altındaki asgari ücretle ilgili olarak da Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu asgari ücret çok iyidir, geçinilir demişti. Ve geçtiğimiz Aralık ayında bu asgari ücretler belirlendikten sonra demişti ki Temmuz'dan itibaren bizim zamanı biz yaptık, asgari ücret 1000 lira olacak demişti. Evet oldu. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Onu da ayrıca da soracağım, geçinilebiliyor mu diye. Peki bir hızlı hızlı şeye geçmek istiyorum. Türk İş'ten meclis ve sendika çıkışı oldu. Şimdi garip bir şey ama neden mecliste sendikacı yok? İşte, bu ironik bir şey. Çünkü mecliste sendika kökenli isimler var. Bunu biraz konuşalım mı? Şöyle söyleyeyim. Ben sendika kökenli, yani sendikacı kimliğiyle 3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla da çalıştım. Üçü de rahmetli oldu. Hepsi ışıklar içinde olsunlar. Bizim geleneğimizde ölenin ardından konuşulmaz. Onun için artlarından konuşmak gibi bir niyetim yok. Ama birisini belirtmek istiyorum. Şimdi bir sendikacı kimliği var, bir de parlamentoya gelince milletvekilliği kimliği var. Eğer siz sendikacıyken oradaki savunduğunuz şeylere milletvekili olduğunuz zaman ya biz onu öyle yanlış söylemişiz gibi bir noktaya geliyorsanız gördük gelenlerini. Bunlardan ben bir tane bir insan sayısı belirtmek istiyorum. Yani laf vardır ya söz vardır ya tekrar adam gibi adam. Sendikacı kimliğini hiç unutmayan ışıklar içinde olsun Allah rahmet eylesin Bahir Ersoy. Ben daha çiçeği burnunda bir iş müfettişi yardımcısıydım. Onunla çalışma konumunda oldum. Hep şunu derdi yani Pürken. Bu işçilerden geliyorum ben. Yani çaputçu sendikacısı derdi. Tekstil sektörüne çaputçu derdi onlar. Ben ayakkabısının altı delik çaputlu yazlık ayakkabıyla kışın gezerek sendikal örgütlenmeyi yaptım. Oradan geldiğimi unutursam bir daha o insanların yanına gidemem derdi. Ve milletvekilliği bitip İstanbul'a taşınırken yani neredeyse sanıyorum borç alarak döndü. Yani hiçbir şey yoktu. Yani işçiyken aldığı kooperatiften sağladığı evinin dışında bir geliri yoktu, bir aylığı yoktu. Ama zaman zaman genel başkanıyla da ters düşecek konumda oldu. Çok sevdiği saydığı halde ama verdiği ilkelerden ve doğru kararlarından hiç dönmedi. Onu saygıyla anarak geçeyim. Anladım. Gelelim Türk İş'in başkanının sözüne. Bir kere söz doğru. 90'lı yıllara gelinceye kadar siyasi partilerin liderleri Türk İş'in kapısını çalarlardı. Biz meclis seçimlere gidiyoruz. Sizden birkaç kişi verin, seçilecek yerlere koyalım diye. Ve bu insanlar parlamentoya da girerlerdi. Şimdi AK Parti'ye bakalım. Yani birkaç dönem, birkaç tane sendikacı AK Parti içinde görev yaptı. Ve bu AK Parti içinde 3 dönem görev yapıp şimdi yapamayan ama geçen dönem seçilip bu dönem tekrar seçilen Halk İş Başkanı Sayın Salim Uslu var. Yani şu anda milletvekili.
geçtiğimiz dönemde çalışma yaşamına ilişkin neler yaptı, bunları bir değerlendirmek lazım ki geleceğe ne yapacağına ilişkin. İkincisi, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinde de eski genel sekreteri tekrar parlamentoya seçildi ama ön seçimi alarak geldi. Memur sendikalarına girmeyelim. Ama ben 2000'li yıllarla birlikte artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir sendikacının getirilmesi gibi bir konumun ortadan kalktığını görüyorum. Ve şu 15 yıllık süreç içinde de ve AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 13 yıllık süreç içinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir sendikacı getirilmesiyle ilgili gündeme hiç gelmedi. O yüzden sanıyorum önümüzdeki bu ay içinde de olursa hiçbir şeyde bir sendikacının bakan olması gündeme gelmeyecek. Bir kere buradan tutalım. İki, siz vardı. Şimdi mesela işveren açıklamış. 63. hükümetten mesajlar diyor. Son derece ciddi bir çalışmayla isteklerini, sanayinin istihdamdaki payı artıyor diyerekten söylemişler. Katılırsanız katılmazsınız ama bir çalışma. Şimdi bunun karşısında bakıyoruz. Türk İş'in 63. hükümetten bir isteğimiz var mı diye bir istekleri bir rapor. Var mı? Yok. Şimdi seçimlere giderken Türk İş bir başarı elde etti. Onu da söyleyelim. Kamu toplu iş sözleşmelerini bağlattı. Yani Türk İş'le hükümet arasında protokol imzalandı. Bu protokolün sonucunda da kamu sektöründeki işçilerle ilgili 3 yıllık ücret zamları belirlenmiş oldu. Şimdi bunun redakte işlemleri her sendikaya göre sözleşmeleri yapılıyor. Bunun için sessiz, sedasız yani seçimlere giderken hükümetin lehinde veya aleyhinde, muhalefetin lehinde veya aleyhinde Türk İş'ten hiçbir ses çıkmadı. Sayın Başkan'ın kişisel ilişkileri, dostlukları da olabilir. Daha önceki başkanın da olabilir. Ama sanıyorum kapıyı çalan hiç olmadı yani yerin diyerekten. O yüzden Sayın Başkan haklı. Ama bu haklılığın geliş nedenlerine ve sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. Eğer şu anda hiçbir siyasal parti sendikaların kapısını çalmıyorsa, sendikalar seçimlere giderken veya seçimlerden sonra veya hükümet kurulurken hükümetten sonra bu konuda bir tavırlarını belli etmiyorlarsa, şimdi yani gerçekten şu 13 yıllık AK Parti tek başına hükümet döneminde Türk İş Sayın Cumhurbaşkanı'na raporlar verdi. Sayın Başbakan'a raporlar verdi. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na raporlar verdi. Bunları bir alt alta getirsin. Ne istedik diye çıkarsın, ne aldık diye de çıkarsın. Ortada ne var? Onu bir görelim. Onu görsün. Görmekten sonra da ha burada biz nerede başarılı olduk veyahut da biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Şimdi bunu Türk İş yapmıyor ama ben özellikle akademik kurumlara da seslenmek istiyorum. Şu anda Türkiye'nin değişik üniversitelerinde birçok çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkilerle ilgili bölümler var. Burada birçok doktora tezleri, efendim yüksek lisans tezleri yapılıyor. Yani Türk İş yapmıyorsa bunu, çalışma yaşamında sendikaların etkisi nedir diyerekten bu tür çalışmaların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ve aklıma yine ışıklar içinde olsun, rahmetli Profesör Doktor Alparslan Işık Hoca geliyor. Alparslan Işıklı Hoca geliyor, pardon. Hocanın konusu doktora tezi sendikacılık üzerineydi. Şimdiden onu bir açıp okusak diyorum tekrar. Ve Alparslan Hoca'nın bunu yıllar önce, geçtiğimiz asırda hatta diyelim, yaptı, neler söyledi ve biz o günden bugüne neler yaptık. Şimdi bakın bir dönem Türk İş'te Atilla Karasuhanoğlu gibi, Nejat Erdar gibi birçok insan danışmandı Türk İş kurulurken. Ve Türk İş kamuoyunda bir etkinliği ağırlığı vardı. Rahmetli Seyfi Demirsoy'un söylediği çok ilginç bir söz vardı. Hep onu tekrar, Ankara'da bir Türk İş vardır diyerekten. Şimdi siz oralardan buralara gelirken sürekli kan kaybederseniz biraz ondan sonra da bizim parlamentoyu ne yaptın diye sokmuş olmanız lazım. Ben şöyle söyleyeyim, parlamentoyu nedir milletvekili sokamadık diye değil. Biz nerede hata yaptık ve nereden bu kırılma noktasından geçebiliriz diye şimdiden araştırmaya ve bununla ilgili yeni söylemler, yeni projeler, yeni politikalar belirlemeye başlasınlar. Ve hatta bununla ilgili çalışmaları yapsınlar. Onlar o çalışmaları yaptığı zaman, ortaya bir şeyler koydukları zaman o zaman kapıyı çalarlar. Ama şimdi milletvekili, bir de tabii
biz milletvekilini oraya gönderdik diyerekten de milletvekili olmuyor. Meseleyi biraz bir sınıfsal bakmaya bir özen gösterseler diye de haddimiz değil. Bizimki sadece. Peki, küçük bir öneri. Türk İş ne yapıyor, ne yapmıyor bilmiyorum ama iş cinayetleri bitmiyor. Ya ben artık kaza demiyorum buna. En son işte yine bir asansör sıkışması, faciası. Az önce haberlerde verdim. Soma'da devlet benim kusurum yok ki deyip tazminat ödemekten imtina etmesi. Gözümüzün önünde her gün insanlar ölüyor. Bunu biraz konuşalım. Şöyle söyleyeyim. Hatta yine değerlendirirken Soma'da işveren de iş, bu kazadan işçinin sorumlu olduğunu belirtti. İşçiden hatta tazminat isteyecek olmasınlar. Hayır, işçiden tazminat isteyecek yani noktasına gelecekler neredeyse. Şimdi adres konusunda ama siz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı işveren konumuna sokarsanız o zaman o bakanlığı da dava ederler. Yani buna bir şey söyleyemiyorum ama şimdi burada devletin herhangi bir işlemi yoktur, kusuru yoktur deme gibi bir lüksü yok. Çünkü bu madenler kamu madeni, devletin. Siz bunu kiralamadır, rödevanstır, işte değişik atlar altında veriyorsunuz insanlara. Hı hı. Verirken de bunun koşullarını koyuyorsunuz. Şöyle şöyle yapacaksınız devletin. Artı bunu denetliyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'nı bir yana bırakıyorum. Biraz önce Sayın Enerji Bakanımız konuşuyordu yine. Yani şimdi enerji... Bugün istifası istenen bakanlardan. Evet, bugün istifası istenen bakanlardan. Bugün hala beyanat verebilir. Sayın Enerji Bakanımızın o Soma'daki olaydan az önce, kısa bir süre önce işverenlerle ortak bir oradaki birlikteliklerini gösteren fotoğraflar da basında yer aldı. Şimdi bunları biz hafızası biraz çabuk unutan bir toplum olmaya doğru gidiyoruz hızla. Bu gündemdeki hızlı değişikliklere dayalı olarak. O yüzden Soma'daki olayı unutmayalım diye aşağı yukarı her programda sizinle konuşuyoruz. Mutlaka. Soma çünkü bir şey, bir önemli hal aldı. 301 tane can gidiyor ve biz bu 301 tane canla ilgili olarak aylar değil seneler geçiyor. Hala suçlu kim onu tartışıyoruz ve oradaki kayıplarla ilgili, oradaki yaraları sarmayla ilgili ve oradaki yaşanan olaylarla ilgili başka kazalar olmasın şekilde bunu örnek bir olay gibi inceleyip, değerlendirip, buradaki hataları, yanlışlıkları gözlemleyip bunları yapmamaya çalışmak yerine sen mi suçlusun, ben mi suçluyum? Kardeşim 301 tane can gitti. Artı şunu da ekleyelim. O zamandan bugüne hayatını kaybedenler 2 tane Soma edecek. Eğer ve bunu ne fıtratla ne Batı ülkelerindeki 2 asır önceki kazalarla bizde her şey oluyor, bunu da oluyor kabullenmeye yönelik açıklamaların hiçbir anlamı yoktur diye söylüyorum. Yani Baltık ülkelerinde bir kaza olduğunda insanlar ölmüyorsa, işçi maden ocağında kirin pasın içinde yemeğini yemek zorunda kalınca, bu konu eleştirince özel sektörün temsilcisi, kamunun iş yerlerinde de aynı şekilde yemek yiyorlar. Yani öyle takı yok. Çıkınıyla götürür zaman orada bir yerde açıyor. Kömürün tozun içinde o yemeğini yiyor. Yine Baltık'taki bir maden ocağında bir kafe gibi yapılan yerde insanların öğleyin ara dinlenmesi yapıp yemeklerini yiyip sohbetlerini edip çaylarını kahveleri içtiği yerleri görüyoruz. Peki siz kar ve rant diye koşturursanız ve hatta kömürün taşını bile yine devlete satıp para alırsanız ve sonra da bu işçilerin tazminatlarını ödeyecek paramız kalmadı derseniz, peki bu paraların nereye gittiğini bu toplum görmüyor mu? Yani bu kadar açık ortalıkta olan bir olaydaki duyarsızlığımız nedir? Ben artık bu konuda suçlu aramayalım, aynaya bakalım ve suçluyu hep birlikte arayalım diyorum. Rahmetli Aytun Çaltındal buradan almış olalım. Bu olaylar hep olduğunda şey derdi. Hep fıtrattır, kaderdir değil mi? O da biliyorsunuz Allah rahmet eylesin dinler uzmanıdır. Her dini de iyi bilir. Ya Allah'ın eğer bize bir garezi yoksa bizde bir hata var derdi. Biz meseleyi buradan anlayamıyoruz. Peki cinayetler devam ediyor. Siz demin biraz atıfta bulundunuz. Asgari ücrete gelmek istiyorum. Evet. Şimdi bu arada 1000 lira oldu. Daha kimsenin cebine bir şey girmedi. Ağustos'ta girecek. Gerçekten geçinmek mümkün mü? Hani bunu cevabını bilerek soracağım ama bakanlar öyle diyor.
Sayın bakanlarımız öyle diyorsa öyledir diyen bir çoğunluk var. Hı hı. Artık nerede yaşıyorlarsa. Yani şimdi daha da ilginci yani öyledir diyenlerin öyle olmadığını bilen bir çoğunluk da var yani. Şimdi yine Türk işe vurduk ama Türk işte yani şöyle söyleyeyim yıllardır diyeyim yapılan ciddi bir çalışma var. Her ay açlık ve yoksulluk sınırını belirliyorlar. İşte Haziran ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1.338.000 TL. Yoksulluk sınırı ise 4.357.000 TL. 4.000. 4.000 lira pardon 4.000 lira. Asgari ücrete bakıyoruz. 1000 çok ilginç. 1000 TL artı 54 kuruş. Yani bekar işçi için. Sonra artıyor bu. Yani 54 liraya kadar çıkabiliyor. Bu arada bir ayrıntı var. Onu da paylaşayım. Beraber lütfen değerlendirin. Tülay Ergünlü. Burada bizim de konuğumuz olmuştu. İşsiz kitabını yazan serbest muhasebeci Malum Şahin. Dün programın duyurusunu yapınca ilginç bir şey yazdı. Diyor ki asgari ücrette kamuoyu yanıltılıyor. 2015 yılının ilk yarısında asgari ücret net 858,96 liraydı. İkinci yarıda ise net 910 lira olacak. 910 lira. Asgari ücret her ne hikmetse asgari geçim indirimi tutarı olan 90 lira ilave edilerek söyleniyor. 90 lira bekar ve çocuksuz bir işçi için hesaplanıyor. 5 çocuğu olan işçi için 153 lira hesaplanıyor. Bu durumda asgari ücret net 1063 lira oluyor. Bu durumda kaç tane asgari ücret var? Halkın yanıltılmasına lütfen izin vermeyin. Söylediği doğru. Çok dikkatli bir şekilde belirtiyor. Zaten biz işçinin eline geçene bakıyoruz. Listeye baktığımız zaman asgari geçim indirimi tutarının eklenmesiyle bu gerçekleşiyor. Yani ama yani şöyle söyleyeyim. Şunun eklenmesi, bunun eklenmesi. Ama Sayın Bakanımız geçinir diyor. Yani oradan diyor ama izleyicim yaptığı açıklama son derece doğru. Evet 90 lira bekar işçiyle ilgili asgari geçim indirimine dayalı olarak ilave ediliyor. Bu rakam 144 liraya kadar çıkabiliyor. 145 liraya kadar çıkabiliyor. Yani asgari ücret şeyle... binin altında. Tabii binin altında. Yani biz eline geçmeyle ilgili çünkü asgari geçim indiriminin uygulanması olayı önemli. Bir de şey de önemli. Yani asgari ücretten vergi alma konusu gündeme geldiği zaman kıyametler kopuyor eğer şey olarak. Çünkü en büyük yani bütçenin şeysiz, engelsiz takibe gerek kalmadan gelen sabit gelir asgari ücretler. Çünkü zamanında yatırılıp bu vergiyle ilgili işlem en güzel vergiyi asgari ücretliden alıyoruz. Gerçekten öyle. Hatta birçok insan maaş yatırmıyor ama vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Peki taşeron. Taşeron sorunu. Şimdi kamuda bir taşeron uygulamalarına şöyle bir mercek tutalım. Yani bir yol alınabildi mi sizce? Hayır, daha da karmaşıklığa gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela belli kamu iş yerlerinde, belediyeler, önemli bazı iş yerlerinde taşeron örgütlen taşeronlara veriliyordu. Bu taşeron örgütlenmelerine dayalı olarak da işçiler o taşerona bağlı çalışıyordu. Bu taşeron örgütlenmeleri içinde sendikalaşma olayı başladı. Diyelim ki belediyede taşeronda çalışıyor işçi. Sendika o taşeron içinde büyük mücadeleler vererek neredeyse sözleşmenin bitmesine yakın yetki alıyor, toplu sözleşmeye oturacak. Karşıda taşeron yok. Artı taşeron da diyor ki ben diyor belediyeden şu kadar para alıyorum ve bu parayı alırken de asgari ücretle çalıştıracağıma ilişkin sözleşmeyi yaptım. Ben bu parayı nereden vereceğim size? Beni bağlamaz. Yani şimdi daha da ilginç noktası geliyor. Taşeronlarla ilgili olarak kamu işveren sendikaları da işveren konumuna geliyorlar. Böylelikle şimdi kamu işveren sendikaları, kamu iş yerlerindeki ilgili sendika ve toplu sözleşme düzenine bakarken buralardaki taşeronlarla da karşı karşıya gelmeye başladılar. Daha da başlayacaklar. Şimdi böylelikle şimdi yani peki bunu kabul ediyorsanız, bu gerçekliği görüyorsanız niye taşeronla iki tane ayırıyoruz? Şimdi taşeronların asıl işin bulunduğu iş kolu ile taşeronların yaptığı iş kolunun farklılığı konusundaki iş kolu farklılığına dayalı yargı uyuşmazlıkları falan şunu söyleyeyim son torba yasayla birlikte taşeronluk olayı daha da karmaşıklığa doğru yönelmiştir. Ve bu konuda tavır almak hükümetin yeterlidir. Yasa çıkartmaya gerek yok.
Türkiye'deki en büyük taşeron bizatihi devletin kendisidir. Devlet taşeronla yaptığı işleri tasfiye ederse artı bu tasfiyenin özel sektöre uygulanması yani görülmesi sonucu özel sektörde de taşeronluk sadece taşeron gereksinimi olan işler de yapılmaya doğru başlayabilir. Ben taşeronluğu hepten kaldıracağız diyerekten seçim nutku atan siyasilerin de sözüne inanmıyorum ve yanlış söylüyorsunuz ve bu toplumu aldatıyorsunuz diyorum. Taşeronluğun yapılma işler de var. Ya pardon şunu açmak gerekmiyor. Çalışma hayatının taşeron sistemine dönmüş olmasını eleştirmek lazım. Yani kayıp biz ona karşıyız. Yani taşeronluk sistemi neredeyse %50'ye kayıt dışını bir nevi legalleştirmeye doğru da gidiyor. Bunu önlemeye çalışalım ama en çok şey toptancıyız. Kaldırıyoruz. Profesör Doktor İbrahim Yasa hocamızın sosyoloji dersine girdiği zaman 68-69'du. Doğduğu ağalığı kaldıracağız diye söylemiştik bir sınıfta. Hoca sakin sakin yerine neyi koyacaksınız demişti. Çok güzel. İyi, güzel. Yani onun için bu taşeronluk konusunu hükümet, şunu söyleyeyim, belediyelerden başlasınlar taşeronluğu kaldırmaya. Bu kadar yani, basit. Bu kadar basit. Peki, bu arada Anadolu'da ağalığı kaldırıp biz Atatürk'ü koyarız oraya. Onlar hoca rahat olsun. Peki, Bursa'ya bir mercek tutmak istiyorum. Yani çok garip bir... Şimdi Bursa'da bir şey yaşandı değil mi? Hep beraber gözümüzün önünde takip ettik. Burada konuştuk, ettik vesaire. Sonra bir uzlaşı oldu. Ha, orada sendikalar değişti vesaire. Bir uzlaşı oldu. Uzlaşma maddelerinden biri kimse işten çıkarılmayacaktı. Pat 82 işçi şimdi çıkarıldı. Devamı da gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Fakat hani belli ki gözünün üstünde kaşın var cinsinden bahanelerle. Çünkü... İşitme engelli bir vatandaşımız bile slogan atmakla itham edilerek çıkarılıyorsa orada bir gariplik vardır. Ne oluyor? Şimdi Türk İş Başkanı Ankara'daki Barolar Birliği toplantıda çok doğru bir teşhis yaptı. Çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi kopmuş diyalog aramızda dedi. Yani bunları anlamamız lazım dedi. Algılayamadık bunları dedi. Yani eğer 2-3 gün içinde bir sendikanın 10 bin üzerinde işçi istifa ediyorsa önemli bir şey. Ne oluyor diye bir durup bakmak evet. lazım. Ben bu konuda iki fotoğraf çok ilgimi çekiyor. Birinci fotoğraf sanıyorum bir akşam işte Tofaş Demir'i oradaydı galiba. İşçiler eylemlerini ya yaparken yahut da anlaşma olduğu zaman ellerini kaldırıp alkışlarla slogan atarlarken cep telefonlarını açıyorlar. Ve o karanlık içinde yani neredeyse tümünün cep telefonu, kameralı ışıkları yansıyor. Yani gece ışık böcekleri gibi yansıyor. Şimdi Bursa'daki olay cep telefonlarıyla ve internet üzerinden gelişen bir olaydır. Nedir çıkış noktası? Tekrar bakalım. 3 seneye yakın, 2 seneye aşkın bir süre boş iş yerinde toplu iş sözleşmesi yetkili sendikası belirlenemediği için, geç belirlendiği için geçmişte de yönelik yapılan bir sözleşme yapılmıştır. Ama o sözleşme yapılmadan önce de grup sözleşmesi yapılmıştır. Türk Metal Sendikası ile Çelik Sendikası bir sözleşme yaptılar. Ve gayet tık yok. Sözleşme uygulanmaya başlıyor. Birleşik Metal İş Diske bağlı ise sözleşmeyi yapmadı. Grev oylaması istediler. Greve evet çıktı. Grev yapmaya kalktı. Grev ertelemesi çıktı. Grev ertelemesinden sonra da konu Yüksek Hakem'e gitti. Yüksek Hakem'in sözleşmeyi, benzer sözleşmeyi yaptı. Şimdi bir toplu sözleşme yapıldığı zaman bir barış dönemidir. Hı hı. Yani siz bir toplu sözleşme yaparsınız. O barış dönemini korursunuz. Çalışma barışı. Çalışma. Siz sendik olarak da burada görevlisiniz. İşveren olarak da görevlisiniz. Şimdi toplu sözleşme bağlanmış. Uygulamaya geçmiş. Ses yok. Aradan birkaç ay geçiyor. Boştaki olayla ilgili. Onların zammı fazla, bizim zammımız. Bu belli bir birikimin tepkisi. Bunu iyi okumak lazım. Nasıl tepkisi birlikte oluyor? Bu sendika yönetimince olmuyor bu. İşçilerin kendiliğinden oluyor. Yani sendika bu rahatsızlığı okuyamamış. Artı işveren de okuyamamış. Bir kere gözlemlemesi gereken nokta o. Fakat sonra gelinen nokta, eğer siz bu olayı işçilikten gelme olay bilincinizi unutup bu işçilikle ilgili olayı deyip de sadece bir ücret zammı veya başka bir şey düşündüğünüz zaman yeniden bir dar boğaza giriyorsunuz. Ne yaptı bu işlerin büyük bir çoğunluğu? Türk Metal Sendikası'na istifa ettiler, Çelik Sendikası'na geçtiler.
affedersiniz fark ne? Yani şimdi aynı anlaşma aynı sözleşme yapıldı aynı dönemde. Artı siz bu eylemleri yaparken sendikal eylemin dışında yaptınız. Ve bunu hatta sendikalara karşı bir tutum işine soktunuz. Bu işverenin işine gelecek bir tutum. Çünkü siz örgütlenmeye karşı olursanız siz tek tek de gidersiniz. Şimdi ne oldu? Öncelikle 2-3 işçiyi çıkarttılar. 2-3 işçi ne aldı? Çelik İş Sendikası'na gidip sendika temsilcisi veya orada temsilci oldular. Sonra 80 işçiyi çıkarttı. Tık yok ortada. Yani siz örgütsüzlüğü savunduğunuz zaman örgütlerinize sahip çıkıp oradaki olaya yani seçiminizi örgütlükten yana yapmazsanız bunları yaşarsınız. Ama Bursa'daki olay, bu sonuç ayrı bir konu. Bir, gelişen işçilerin beklentilerine ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı konusunda ne işçi sendikaları ne işveren iyi okuyamadılar. İyi göremediler. Biz Bursa'da daha epey bir sıkıntı yaşarız. Bursa'ya dikkat ve Bursa Türkiye'deki işçi hareketinin nasıl nereye doğru gideceğini belirleyecek bir mekanizma olacaktır. Şimdi bu işten çıkartmaları Bursa'da biz 3-4 senede bir yaşıyoruz zaten devamlı. Ama bu olay sanıyorum sendikacıları biraz uyandırdı. Şimdi mesela bir sendika dedi ki yani işçi sendikasının temsilcisini veya şeyini siz seçeceksiniz dedi. Biraz geç bir karar olsa da yani. Bakalım belki bir düzelme olur. Yani atamayla sendikacılık olmuyor. Peki bir şey soracağım onunla da veda açacağım ama bunu da söylemezsem içimde kalacak. Demin cep telefonlarını şey yaptınız ya tabii herkesin kendi şahsi tüketim şeyidir de. Ya 1300-1600 civarı bir maaş alınıyor değil mi burada? Evet çoğunluk bir de bu yani belli bir nitelikli işçi grubu bunlar. Takribi 2 aylık maaşına denk gelen cep telefonlarıyla ilgili de kendilerini bence sorgulasınlar o işçiler. Son olarak da bir şey sonbaharı biraz sormak istiyorum size. Sinirler de biraz geriliyor aslına bakarsanız. Çözüm de pek gözükmüyor. Sonbahar ne getiriyor bize? Sonbahar iyi şeyler getirmiyor gibi. Şimdi bakın 63. hükümet kurulacak. Şimdiden söyleyelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belirlenecek, hükümet programı yapılacak. Çalışma yaşamının bu program içinde ne kadar yer alıp almayacağı veya bakanın nasıl bir tutum izleyip izlemeyeceği veya bakana bu konudaki çalışma sınırı ne olacağı sonbaharın geleceğini belli olacak. Ama şunu söyleyeyim, grilik devam ediyor. Ramazan'la birlikte ben konuyu bitirirken farklı bir yanlışlığın altını da çizmek istiyorum. Sözü öyle bitirmek istiyorum. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde Ayerini Kilisesi'ne giderken orada eski bir karakol binası var. Sonra orası restoran oldu. 30'u akşamı müzik festivaliyle ilgili oraya geçerken orada büyük bir iftar yemeği vardı. Ben bu toplu iftar yemeklerinin çevresinin böyle adeta örgülerle kapatılıp girişinde görevlilerin içeri giriş çıkışları kontrol ettiği toplu bedava yemekle toplu birbirini görme olayının pek dinsel bağlamdaki gerekliliği yerine getirme konusunda beni rahatsız ediyor çok açık söyleyeyim. Yani Taksim Meydanı'ndaki olay da beni rahatsız ediyor başka yerdeki olay da. Fakat bir başka şey daha ilgimi çekti. Bir başka yanlışlık. Onunla da bitirelim. Yemekten sonra bunu da bitiriyorum. Oradaki konuşmacı kim olduğunu da bilmiyorum. Diyordu ki komşumuz diyor Yunanistan çok borç durumda borçlarını bile ödeyemiyor diyordu. Ve biz Osmanlı'nın da borçlarını ödedik. Osmanlı borçlarını ödüyordu. Cumhuriyet'te de bunun borçlarını ödedik. O borçlarını bile ödeyemiyor diyordu. Benim annemden babamdan öğrendiğim, hacıdan hocadan değil, öğrendiğim bir din, Müslümanlık terbiyem var. Bana derdi ki komşunun borcu ile kendinize övgü çıkartamazsınız. Bu lafın üstüne laf söylenmez gerçekten. Çalışma Eski Genel Müdürü Sayın İsmail Bayar çok teşekkür ediyorum efendim. Ayrıca komşu mu daha borçlu biz mi daha borçlu onu da görürüz. Çok teşekkür ediyorum efendim sağ olun. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.